Muhtemelen bu video konusu itibariyle çektiğim en tartışmalı video olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izledikten sonra yorumlarınızı yapmayı mutlaka unutmayın. Çünkü bu videonun konusu Rocket League Türkiye'de neden tutmuyor? Öncelikle Rocket League'in neden Türkiye'de tutmadığını böyle çok kısa bilgi sahibi olmak için size şunları söyleyeyim. Rocket League 2015 yılında piyasaya çıkan bir oyun. 2006'da da PC'ye çıkıyor. 2006'dan 2019'a kadar böyle klasik multiplayer oyunlar gibi stabil bir şekilde büyüyor ama böyle çok büyük bir patlaması yok. 2020'de o beklenen büyük patlamayı yapıyor Epic Games sayesinde. Çünkü oyun free to play, yani herkese açık bir şekilde beleş oluyor. Ama sonra 2021 yazında çok fena çöküyor oyun ve o çöküşün hala etkisinde şu an Rocket League ve böyle bir geçmişi var. Oyunun nasıl bir oyun olduğuna bakacak olursak da arabalarla futbol oynadığınız bir oyun, yani tek cümlede bu. Ama bu Rocket League'i anlatmayı yeter mi yetmez. Çünkü diğer oyunlara nazaran Rocket League'e çok daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Özellikle oyun çok fazla mekanik bilgisi ve kas hafızası istiyor. Çünkü Rocket League dediğim gibi türünün örneği olmayan sıra dışı bir oyun. Arabalarla futbol oynuyorsunuz ve ya bu basitmiş gibi geliyor kulağa ama oyun içinde bin bir türlü mekanik var. Hala şu anda da bilinmeyen bir sürü mekanik vardır. Bunun en güzel örneği 2016'da Masti, biliyorsunuz ki globaldeki en büyük YouTuber Rocket League özelinde Masti fili çıkardı ve bu fili öncesini kimseden bilmiyordu. Sonra herkes yapmaya başladı bu mekaniği. Neyse, bu bilgileri verdikten sonra Rocket League'in ben ilk başta Türkiye'de neden tutmadığına dair böyle ortaya atılmış birkaç tane görüş var. Ama bu görüşler bana göre mantıksız. Bunları neden mantıksız bulduğum sebepleriyle beraber açıklayacağım sizlere. Ondan sonra da mantıklı bulduğum görüşleri sebepleriyle beraber açıklayacağım. O zaman direkt başlayalım anlatmaya. Anlatmaya başlamadan önce de aşağıdan 200 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Çünkü bak, 8000 aboneye az kaldı arkadaşlar. Artık yani şu bir haftada falan olamayız da bir iki haftada olalım 8000 abone. Bana da güzel bir moral motivasyon olur. Sizlerin desteğini bekliyorum. Aynı zamanda bu tarz eleştiriler videolarının devamını istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ilk mantıksız görüşümüz şu arkadaşlar. Rakıda çok fazla alan kaplıyor, çok fazla sistem istiyor. Şimdi malum Türkiye'de yaşıyoruz ve bilgisayar fiyatları, konsol oyuncuların özelinde konuşmuyorum çünkü bu konu biraz da bilgisayarı ilgilendiriyor ve zaten konsol oyuncuları Rocket League'in, ya 10 kişi oynayan varsa Rocket League'de 2 tanesi 3 tanesi, bak maksimum 3 tanesi konsol oyuncusudur, geri kalanı PC. Neyse, şöyle bir tez var işte. Rocket League çok fazla alan istiyor ve çok fazla sistem istiyor. Bak, bu tamamen yalan ama şöyle düşünüyorum, Türkiye şartları gerçekten bir bilgisayar almak çok pahalı bu devirde. Üstüne bilgisayar alıyorsun. Bazı özelliklerinden kısman lazım ki fiyat aşağı insin. Bu özelliklerden bir tanesi işte depolama oluyor genelde performansı etkilemediği için. Ve insanlar doğal olarak Avrupa'da olmuyor bu ama Türkiye'de oyunların boyutuna dikkat ediyor. Bu oyunlardan bir tanesini Rocket League olduğunu düşünüyorlar. Ama ben size şunu söyleyeyim. Rocket League alan olarak maksimum 40 mı 35 GB ne istiyordur? Ya yani o kadar bile değildir. Ben 30 diye biliyorum ama yanlışım varsa yoruma yazarsınız. Hop, buraya geçemedik. Zaten sistem isteyen bir oyun değil. O yüzden bu görüş olan, bak ben sana şöyle bir örnek vereyim bu görüşe sahip olan arkadaşlardan. Apex Legends'ı bir oyun var. Hepimiz bir kere duymuşuzdur. Apex Legends'ın etkileşimi Türkiye'de 2,5-3 kat daha fazla, işte YouTube özelinde söylüyorum, oynanma özelinde söylüyorum. Fakat oyun bu arada aynı Rocket League gibi free to play. O yüzden Apex Legends örneğini verdim, şartlar eşit olsun diye. Ama oyun 120 GB, bak 120, yani 100 bir de 20'si var yanında. Üstüne üstlük hayvan gibi de sistem istiyor. Bak, Apex Legends'ı kolay kolay her bilgisayar açamaz. Açarsa bile oyunu, yani Roblox gibi grafiklerde falan oynansın. Oynadın oynayan zevk alması. Ama Rocket League'i git hurdalıcıdan bir tane PC al, tamam mı? Rocket League'i açar. Bak, açar diyorum. Oynatır mı oynatmaz mı o ayrı konu. Ama Rocket League'i her bilgisayar bir şekilde açıyor abi. Onu söyleyeyim. O yüzden bu test tamamen yani mantıksız ve bence bilmiyorum, size kalmış tabi, haklı mı haksız mı bu konuda da yoruma yazarsınız. Şimdi geçelim ikinci tezimize. İkinci tezimiz ise Rocket League böyle işte şiddet içermediği için, şiddet içermemekten kastı arkadaşlar şu: silah yok, first person shooter oyunu değil, vurdu kırdı yok, şiddet yok, hiçbir şey yok. O yüzden Rocket League tutmuyor. Bizim ülkemize bak, doğru bir yaklaşım ama yine de bir yanlışı var, söyleyeceğim niye olduğunu. Ama öncesinde şöyle bir olay var arkadaşlar. Gerçekten bizim ülkemize vurdulu kırdılı silahlı first person shooter dediğimiz kategorideki oyun
oyunlar çok fazla tutuyor abi. Çünkü geldi sistem gereksinimleri az oluyor. Genel olarak konuşuyorum, fazla olanlar da var. Ve hani oynaması da kolay. Biz biliyorsunuz millet olarak sinirli bir milletiz. Kolay böyle eğlenceye erişimi isteriz. Anlık zevklerden hoşlanırız. Bu oyunlarda istediğimiz anlık zevkleri bize kolay kolay verebiliyor. Ama görüşü atanların da dediği şu, ama Rocket League bu anlık zevki vermiyor işte. Öğrenmen gereken bir sürü şey var falan filan diyor. Bence doğru gitmiş ama yine de yanlış. Şundan dolayı yanlış. Bak arkadaşlar, Rocket League gerçekten tür olarak sıra dışı bir oyun. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ben de burada hemfikirim. Ben de şu yorumu yaparım o zaman. Forza Horizon oyunu da, hatta serisi de 4 var, 5 var, 3 var. Oyunu da diyeceğim ben. Çünkü seri halinde. Çok izlenen bir oyun abi yuda. Milyon aboneli, bak abartmıyorum. Milyon aboneli kanallar Forza Horizon çekiyor ve düzenli çekiyor. Aynı zamanda da yüz binlerce izlenmeye ulaşıyor. Forza Horizon serisi şiddet içeren bir seri mi? Araba yarışı üstüne üstlük paralı. O da yetmiyor. Rocket League'den çok daha fazla sistem istiyor. Ya yani bak, bir yanda free to play bir oyun. Ondan sonra grafikleri düşük. Alan istemiyor. Daha da bir şey yok zaten. Bir yanda da Forza Horizon serisi grafikleri yüksek, iyi sistem istiyor. Alan istiyor ve paralı. Üstüne üstlük Rocket League kanallarının aboneleri maksimum işte 10 bin oluyor. Zaten ona da sonradan geleceğiz. 10 bin, 15 bin. Hadi taş çatlasa 20 bin diyelim. Twitch'te bilmiyorum çünkü Twitch'te böyle çok alakam yok. Twitch hakkında da bu video ek olarak yorum yapabilirsiniz. Yani Twitch hakkında bilmeyen kişilere benim gibi bilgi verebilirsiniz. Bir yanda bakıyorsun Forza Horizon serisine, milyon aboneli kanallar çekiyor abi. Bir de yüz binleri geçiyor izlenmesi. Şimdi böyle bir şey var mı? O zaman o da aynı olması lazım. O da aynısı olması lazım. Çünkü ikisi de şiddet içermiyor. Bu yüzden bu da yanlış. Gelelim üçüncü teze. Üçüncü teze şöyle bir şey. İşte oyun Epic Games'in eline geçti. Epic Games oyunu bok etti. Bak yine bir yere kadar doğru. Bence tabii ki de. Ondan sonra oyun düştü. Yani bu görüşte şeyi savunuyor. Oyun Steam döneminde belli bir kitlesi vardı diyor Türkiye. Bence bu da yanlış çünkü oyun Steam döneminde Türkiye'de az biliniyordu abi. Herkes yani iyi kötü adını duymuştu ama böyle rakıdaki ne olduğunu sorsan çok kişi yani bir fikir sahibi olamaz. Ama Epic Games'e geçtikten sonra biz Türk milletiyiz, hani beleş içi severiz böyle. Özellikle benim kanalımda fark ettiyseniz bedava eşya mı videoları çok tutuyor. Niye abi ben bunu bilerek yapıyorum? Çünkü biz seviyoruz abi bedava şeyleri, anladınız mı? Ucuza kaçmayı seviyoruz. Olay bu. Neyse, konudan sapmayalım. Bu görüşte şey sanıyor işte. Epic Games oyunu bok etti. Ondan sonra oyunun içine sıçıldı. Ama ben şunu söyleyeyim. Oyun Steam'deyken de zaten kötü bir kitlesi vardı. Kötü kitlesi derken sayıca az bir kitlesi vardı Türkiye'de. Ve belli başlı kitlesi vardı. Herkes birbirini tanıyordu yani. O kadar küçük bir kitleydi. Ama dediği doğru. Epic Games'in eline geçince de oyun bence sayıca çok fazla bir kitle geldi Rocket League'e. Böyle Epic Games döneminde sıçtığından dolayı o kişiler bu yorum yapıyor. Bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü free to play olmasına rağmen kitlesi arttı. Ve kötü adımlar atılmasına rağmen. Onu söyleyeceğim Türkiye'de. Zaten buna da sonradan geleceğiz. Dördüncü tezimiz de, bu benim bence bulabildiğim en güçlü tezlerden bir tanesi düşündüm. Rocket League'in mekaniksel olarak çok fazla şey istemesi ve kısaca zor bir oyun olması. Bak bu doğru bir şey bence ama yine yanlışları var çünkü abi başka zor bir oyun yok mu ya? Sanki Rocket League zor bir oyunmuş gibi. Yani ben size bir sürü zor oyun sayarım arkadaşlar. Buna örnek verecek olsak da neyi verebiliriz mesela? Mesela Rainbow Six Siege arkadaşlar. Rainbow Six Siege, bak benim sevmediğim bir oyun. Ya tabii saygı duyarsınız, duymazsınız, orası da ayrı konu ama ben beğenmiyorum Rainbow Six Siege'i. Fakat oyun zor bir oyun. Bunu da söylüyorum. Çok fazla taktiksel bir oyun. Yani kolay kolay böyle CS oynayan, Valorant oynayan bir adam kalkıp da Rainbow Six Siege'de işte iyi olamaz yani. Aim'i ne kadar iyi olursa olsun zaten Rainbow oynayan arkadaşlar beni doğrulayacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra başka bir örnek, farklı bir oyundan örnek vereyim. Formula 1 2021. Forza Horizon 3 oynayan, 4 oynayan, 5 oynayan adam kalkıp da Forza Horizon 4 oynadı, 5 oynadığı gibi işte Formula 1 oynayamaz abi, böyle bir şey yok. Son örneğimiz de mesela Apex Legends. Apex Legends niye zor bir oyun? Çünkü çok tempo istiyor arkadaşlar. Gidip yine aynı örneği vereceğim, Rainbow'da oyunu gibi FPS oyunu olduğundan mütevellit. Apex Legends çok fazla tempo isteyen bir oyun. Yani gidip mesela Rainbow oynayan adam diyelim hadi. Rainbow biliyorsunuz taktiksel bir oyun ve fazla tempo isteyen bir oyun değil. Ama Apex Legends'da bir iki saniye bile yerine dursan adamlar seni keser, anladın mı? Bu oyunlar da zor oyun baktığın zaman ve yani FPS oyunu olmasına rağmen F1 serisini ayrı tutuyorum, o yarış oyunu oynanıyor yani Türkiye'de ve bu oyunları sadece bir tane ücretsiz F1 oyunu 200 lira mı ne, Rainbow'da 100 liraya aştı galiba fiyatı. Yani bu oyunların örneğini vereceğim ben de. Rocket League'in zor bir oyun
olduğu düşüncesine katıyorum. Fakat zor bir oyun olması demek Türkiye'de oynanmayacağı anlamına gelmiyor abi. Gidiyorsun bakıyorsun globale, 2 milyon abonesi olan Masti var mesela. Hatta 3 diyelim, 3 milyon abone doğru adım adım gidiyor da. Yani baya büyük bir abone aslında. Bir sadece tek bir oyun çeken bir kanal için 3 milyon abone çok çok iyi. Bak global olsa bile. Ama mesela bizim ülkeye bakıyorsun, artık konudan da biraz saptık çünkü kendi görüşlerimi belirteceğim. Yani benim dediğim karşı görüşler bu kadar arkadaşlar. 4 tane karşı görüş belirttim. Sizin daha fazla karşı görüşünüz varsa ve mantıklı buluyorsunuz kendi şeyinize göre, fikrinize göre yazın. Ben de başka bir antitezi bulursam onu çürütmeye çalışırım. Böyle tartışma ortamı seviyorum tabii, sevgi saygı çerçevesinde, orası ayrı konu. Bunları da konuşuruz. Şimdi gelelim buradan artık benim fikirlerime. Ne diyorduk? Masya bakıyorsun abi globalde. Neredeyse 3 milyon abonesi vardı, tamam mı? Yuvarla yani onu. Bizim ülke bakıyorsun şu anda en yüksek, bak YouTube üzerinde konuşuyorum. Twitch'i bilmiyorum dediğim gibi. Twitch hakkında da siz yorumlarınızı yaparsınız ama YouTube'da en yüksek abone sayısına sahip olan kanal Scotchbrite abi. Kaç abonesi var? 10,2K mıydı neydi? Yani 10.200 oluyor. Ama biz onu yuvarlayacağız. 10.000 diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi bu normal mi? Bak globale bakıyorsun. 3 milyon abone. Bir de Türkiye'ye bakıyorsun. 10 milyon abone. Pardon, 10 bin abone. Ben tabii ki de gidip globalde şey kıyaslamıyorum Türkiye. Ama mesela Türkiye yakın farklı bir ülkeden örnek verelim. Brezilya. Abi Brezilya'da rakıdık çeken kanalların abone sayısı da 100 bini geçiyor. Eğer Brezilya'ya vermeyelim ne olabilir? Atıyorum Türkiye'ye yakın böyle oyuncu kitlesine sahip olan Almanya olabilir. Nüfusu da neredeyse birebir. Ve Türkler Almanlardan bildiğiniz gibi daha fazla oyun oynuyor. Ama Almanya'da da öyle abi. 100 binlere geçiyor. Yani bir sıkıntı var bu konuda da. Ben bu sıkıntı biraz da şeye bağlıyorum. Biz Türk milleti olarak arkadaşlar gerçekten bu oyunlarda olur, gerçek hayatlarda olur. Bir şey başarmak istediğimiz zaman direkt sonuca odaklanıyoruz abi. Yani o başarıdaki sürece, adım taşlarına odaklanmıyoruz. Mesela neyden örnek verebiliriz? Vücut yapmak istiyorsunuz, tamam mı? Spora gidiyorsunuz. Farklı bir örnek olsun, konuyu daha iyi anlayın. Sonra Rocket League'e bağlayacağız buradan da. Tamam mı? Böyle full vücut yapmak istiyorsunuz. Six pack olsun istiyorsunuz. İşte baklavalarınız çıksın istiyorsunuz. Ama bir anda baklava çıkar mı abi? Atıyorum sen şişman birisin. Sen direkt Türk kafasıyla konuşuyorsun. Yani bizim kitle kafasıyla. Direkt hani böyle baklavam çıksın. Ulan sen bir ilk başta yağ yak, ne bileyim, sonra vücudunu sıkılaştır. Sonra baklavaların çıkar zaten bir şekilde. Ya burada dediğim olay benim şey. İlk başta sen yağ yakmaya odaklan. Sonra o yağ yakmanın ver bir şey başarmanın verdiği haz ile daha fazla motive ol. Diğer şeyleri zaten başarsın. Ama bizim kafada şöyle bir şey var. Ah ulan başaramadım. İşte şuraya kadar geldim. 6 aydır oynuyorum oyunu ama hala bir bok olamadım. Genel olarak konuşuyorum tabii. Hala buraya başaramadım. Lan zaten başaramazsın oğlum, sen nesin yani, dahi misin? Şunun şurasında bin insanla bir tanesi dahi oluyor. Bırak da sen olmayı ver o dahi insan. O yüzden Rocket League örneğinden bahsedecek olsam da bu konuya. Mesela bronz biri başlıyor. Tamam artık bronzdan başlıyor da orası ayrı bir skandal. Aptal Epic Games direkt plattan başlıyor tabi yeni başlayanları. Şimdi evet sert konuşmak desem ama o şey konu da başka videonun konusu olsun. Yani Rocket League rank sistemin ağzına nasıl sıçıldı diye bir video gelebilir yani her an. Neyse baba, biz bronzdan başlatalım. Tam mı yeni oynayan elemanımızı? Bronzdan başlıyor. Şimdi atıyorum iyi bir oyuncu görüyor. A oyuncusunu gördü şimdi. Diyor ki ulan bu ne güzel gol atıyormuş. Flip reset atıyor işte. Masti atıyor. Double tap atıyor. Ne bileyim air dribble atıyor. Air dribble hareketi direkt böyle temel olduğu için biraz da onun üstünden örnek vereyim. Çünkü bir de güzel gözüküyor ve yapması da diğer hareketlere göre daha kolay. Neyse görüyor hareketi. Diyor ki bunu benim hemen yapmam lazım. İyi de akıllı öyle bir oyun değil ki hacı. Yani senin bir ilk başta bir top kontrolünü anlaman lazım. Rekabetçi maça girmen lazım. İşte belli başlı hareketler var. Havada uçman lazım. Hava kontrolünü geliştirmen lazım. Benim oynadığım bu halka maplerini yapman lazım. Mesela bunları yaparken şöyle dönerek uçman lazım. Bak mesela ben yapamıyorum. O kadar saatim olması rağmen. Niye? Çünkü çalışmıyorum abi. Rocket League'de çalışma isteyen bir oyun. Ama bizim Türk milleti anlık zevklere odaklandığı için her şey bir anda olsun. İşte 2 dakikada sonuca ulaşayım. Direkt böyle kısa sonuç. Zahmete girmiyorum. Aman Ali Rıza Bey kafası. Ben birinci sebep olarak bunu düşünüyorum abi. Şimdi gelelim ikinci sebep. Bu arada arada harita değiştirdim. Çünkü harita beni çok zorladı artık. O yüzden bu daha kolay haritaya geçtim. İkinci sebep ise şu arkadaşlar ve birinci sebeple çok bağlı. O da Rocket League Türkiye'de içerik üreticisi kıtlığı var abi. Bak ben thumbnail'ı hazırlarken Türk bayrağı koydum. Hani bir de Rocket League içerik üreticilerinin YouTube özelinde söyleyeyim. Dediğim gibi Twitch'i bilmediğim için çok karışmıyorum. Çünkü Twitch'te alakam yok. Ama böyle Twitch hakkında yoruma güzel böyle içerik
üreticileri hakkında bilgileriyle beraber açıklayıcı yorum yapan olursa videonun yorum kısmını sabitlerim. Hani insanlar da bilgilenir. Konu dağılmasın. Şeyden bahsediyorum. Küçük resimden bahsediyorum. Türk bayrağı koydum mesela. Hani Rocket League Türkiye. Bir de içerik üreticilerinin profil resimlerini koydum Türkiye'deki. O da niye? Rocket League Türkiye'yi temsil ediyor. Ama 6 tane profil resmi koyabildim abi. Bu ne demek biliyor musunuz? Koskoca ülkede, 80 milyonluk ülkede diyelim hatta. Bir oyun düşünün. Oynaması ücretsiz. İşte herkesin oynayabileceği, her bilgisayarı neredeyse açabileceği bir oyun. Ve bu oyunu temsil eden, içerik üreten sosyal mecrada sadece 6 kişi var abi. Ve 6 kişinin ikisi bırakmış abi çekmeyi. Onu da söyleyeyim. Tabii o, ya bu arada ben kimseye hedef göstermiyorum. Onu da söyleyeyim. Sonra yanlış anlaşılmasın. Ben de bu mesela 2 ay falan bıraktım arkadaşlar sıkıldığım için. Bu kişisel sebepten dolayı olabilir. Ya da devam etmek istemediği için olabilir. Ama sadece biraz hani anlayın istiyorum. Rocket League Türkiye'deki durumun kötülüğünü. Durum böyle. Globalde en yüksek abone sayısına sahip olan kanal Rocket League'de 3 milyonla yaklaşık 2.7 olabilir, 2.8 olabilir. Küsuratları atacağım artık hesap kolaylaşsın diye. Master arkadaşlar. Ulan bakıyorsun Türkiye'ye en yüksek abone sayısına sahip olan YouTube kanalı yaklaşık diyeyim tekrar yuvarlama yaptığımı söyleyeyim. 10 bin aboneyle Zgoch Bright abi. Kendisi de bir SSL oyuncusu. Bayağı sağlam oynuyor. Yani. Bence kişisel yorumumu yapacağım yine. Türkiye'de ilk 5'e rahat girer abi. Öyle büyük bir oyuncu. Konuyu nereye getireceğim? Şimdi 3 milyonla 10 bin tabii ki bir değil. Ama siz şey de diyebilirsiniz. Abi işte kardeşim sen de mantıksız iş yapıyorsun. Gidiyorsun globalde tüm dünyanın takip ettiği bir insanla işte Türkiye'deki en yüksek abone sayısına sahip olan insanı kıyaslıyorsun. E tamam ben de o zaman şunu derim. Gidelim mesela Türkiye'ye yakın 4 tane ülke seçelim. Nüfus olarak da oyuncu kitlesi olarak da böyle yapalım. Bunlar da ne olsun mesela? Brezilya olsun 1, Almanya olsun 2, Fransa ve İtalya olsun 3 ve 4 tamam mı? Bu ülkelerin bir ortak özelliği var ve hepsinde rakıdaki içerik üreticileri, başı çeken içerik üreticileri 100 bin, bak yanlış duymadınız, 100 bin abonenin üzerinde sadece rakılık çekip adam 100 bin abonenin üzerine çıkarmış. Şimdi böyle bir absürtlük var. Yani 10 bin abone nere? 100 bin abone nere? Ve ülkeler arasında çok fark yok. Hatta Türkiye bazı konularda bu 4 ülkeyi katlar yani. Mesela CSGO'da katlar. Valorant'la katlar. İzlenme bakımından söylüyorum. Şimdi bunun da sebebi dediğim gibi oyunun Türkiye'de görmüş olduğu değerle alakalı işte birinci sebebe bağlayacağım yine konuyu. Böyle bir durum var. Birinci kişi Zgoch Bright arkadaşlar. En yüksek aboneye sahip olan YouTuber olarak Rocket League Türkiye'de. İkinci muhtemelen benim. Şu an 8000 abone olamadık tabii. Eğer şey yaparsanız arkadaşlar bir bana el atarsınız böyle. 8000 abone olacağız inşallah. Sizin de desinize. Ne dedik? İkinci en büyük kitleye sahip olan benim. Şu anlık tabii rakamlar değişebilir. Yaklaşık 8000 diyeceğim. İşte abone sayısı olarak sizden de 8000 abone olabiliriz. Sonra mesela Hakan abi var. Hakan Uysun. Onun da abonesi 6500 civarında. Ve o da bu arada uzun süredir video atmıyor. Sebebini bilmiyorum. Ama ona da gidin bir destek olun. Bu saydığım bütün YouTuberlara bu arada gidin destek olun. Kaç ettik abi? 3. 3 tane daha sayacağım. Ondan sonra mesela Montezur Max var. Bu arada abone sayısını yüksekten düşe doğru söylüyorum. Hani kafam karışmasın diye. Mesela o abi de böyle yaşı büyük bir abi ve bir yıldır falan video atmıyor. Ben hatta hatırlarım 2018-2019 zamanlarında falan video çekiyordu. Kimse çekmezken ilk o vardı diye biliyorum. Ve ben okuldan gelirdim abi. Giderdim videolarını izlerdim. Montezuma Max'in videolarını izlerdim ve çok da sarardı abi. Ama dediğim gibi sorun şuydu. Az izleniyordu ve Rocket League'de içerik üreticisi kıtlığı vardı. Bu arada şu map'i değişeceğim ya. Hiç videoyu falan da kesmeyeceğim. Ondan sonra 3 kişi saydım. Başka kim vardı lan? Yok 4 kişi saydım arkadaşlar. 5. olarak Bahadır var mesela. Onun da abone sayısı 1000 civarlarında. Mesela o da çok iyi bir oyuncu. Yani gidip ona da destek olabilirsiniz. Ondan sonra da 6. ve son olarak Andeku var mesela. O da SSL oyuncusu. Yani oyundaki en yüksek ranktaki oyuncu. Bu 6 tane içerik üreticisinin ben de dahil ortak özelliği ne abi? Bu arada map bulamadık ya. O da ayrı konu da. 6 tane içerik üreticisinin ortak özelliğini hepsi çok çabalıyor, uğraşıyor ama hak ettiği değeri görmüyor. Bunun da sebebi tamamen birinci sebeple alakalı. E şimdi böyle bir paradoks var. Uğraşıyorsun bir şey olmuyor. E bu sefer uğraşmak isteyen adam da diyor ki ulan bu aynı galiba işte Zgoch Bright diyor işte başka YouTuberlar da var işte isimlerini saydım. O YouTuberlar diyor uğraşıyor yani abone sayısı az diyor. Ulan niye böyle diyor. Ben o zaman niye katkı sunayım ki diyor. Bu şey gibi arkadaşlar. Siz mesela bir yatırım yapacaksınız ama güvenemiyorsunuz. O zaman bu riske değer mi diyemez. Harcadığınız vakte değer mi diyemez. Ama yani
Bunun da önüne geçmek için tabii bence böyle bir videoyla insana teşvik etmek lazım. Ne kadar fayda olur bilmiyorum. Artık beğenilerinizle veya beğenmemelerinizle bunu belirtirsiniz. Dediğim gibi mutlaka da yorum atın bu konu hakkında. Şimdi böyle bir şey var YouTube Türkiye'de. Ve bence ben şunu düşünüyorum abi. İnsanlarda şey algısı da var aynı zamanda. Bir kişi içerik üretmesi için belli seviyede oynaması lazım. Şimdi bu saydığım benim dışında 5 tane içerik üreticisi. Daha da vardı bu arada YouTube'da ama ben hatırı sayılır kitleye sahip olan kişileri aldım. Böyle gidip şimdi o kişiler de yanlış anlamasın ama gelişmekte olan kanalları böyle dahil etmedim. En azından daha bilindik kanalları söylemeye çalışıyorum. Herkesin en azından bildiği kanallar, takip ettiği kanallar. Neyse baba, bu kanalların ortak özelliği hepsinin belli bir rankta ve belli bir seviyede olması. Bu ne demek? Hepsi bir kere büyük şampiyona veya SSL'e çıkmış ya da orada düzenli olarak oynuyor. O rütbede oynuyor. Bana bakıyorsun, ben şampiyona çıkmışım en son ve bu rütbede 2018'de çıkmışım. Hani 4 yıl önce. Şu anda da elmasım. Hatta arada görüyorum bazınız elmas olmadığımı da düşüyor. Yani bence mantıklı mı mantıklı, çünkü biliyorsunuz ki videodan videoya rekabetçi giriyorum ve hani sizlere daha böyle komik içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi böyle bir sıkıntı var benim özelimde. Bu sıkıntıyı da nereye bağlayacağım? İnsanlar şey diye düşünüyor abi. Ben Rocket Türkiye için içerik üretmek istiyorum ama kötü oynuyorum. Ya kötü oynamaktan kastı da şu: altın, plat, elmas, şampiyon, anladın mı? Ya bu rütbelerde iyi oynadığını düşünmüyor çocuk veya işte büyük bir abimiz, kimse, her neyse, kişiler önemli değil. Ve diyor ki, diyor insanlar beni eleştirir, Türkiye kitlesi bile linçlemeye çok müsait. Ben diyor çekmeyeyim, ne gerek var? Şimdi böyle bir şey de var. O zaman ben de şu soruyu soracağım abi. Her böyle iyi oynamayan kişinin benim gibi sıfırdan böyle başlayıp işte takas videolarıyla, biliyorsunuz arkadaşlar benim YouTube'da yükselme sebebim, beni zaten sıkı takip edenler bilir, rekabetçi videoları değil abi. İyi oynadığımdan değil. Ben takas videolarına abanmıştım ilk başta. Sonra takas çöktü. Oradan atölye rehberine geçtim. Atölye rehberine olan ilgi biraz azaldı. Sürekli başka şeyler dedim Rocket Türkiye üzerinde. Herkes bu yolu izlemeyebiliyor abi. Çünkü Rocket oyuna bilgi bakımından, bilgi birikim bakımından bu kadar hakim olamayabiliyor. Oynanış bakımından demiyorum. O yüzden de bu riski göze almak istemiyorum. Yani bir de böyle bir algı var. Şimdi bu algı da neyi doğuruyor? Dediğim gibi Rocket League'de zaten gelişmek zor. Hani gelişmeniz için en azından bir 1000 saat oyuna dökmeniz lazım. Adam diyor ki ben 1000 saat niye döküyorum? Onun yerine gideyim Valorant çekerim. Zaten daha fazla diyor. CSGO çekerim işte. Türkiye'de mesela tutan oyunlar ne? LoL çekerim. PUBG çekerim. Bunlara yönlüyor. Doğal olarak Rocket League Türkiye'de içerik kıtlığı bu yüzden az oluyor. Dediğim gibi bu videoyu yapmamdaki amacım da Rocket Türkiye'deki işte kitleyi gömmek falan değil arkadaşlar. İşte şunu demiyorum, bakın. Rocket Türkiye kitlesi bok gibi, toksik. İşte alayının Allah belasını versin falan. Böyle bir şey değil abi. Bence benim gördüğüm şeyleri sizlere de göstermeye çalışıyorum. Ve böyle düşünüyorum. Yani ben üzülüyorum bak. Vallahi üzülüyorum. Abi thumbnail yaparken 6 tane içerik üyesi koyabiliyorum sadece ve zor buluyorum. Bunların yarısı da bırakmış oluyor abi. Bu sizce iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? O yüzden dediğim gibi sizden istediğim şey, bu videoya mutlaka yorum yapın. Beğeni atın. Beğeni atmanızı da şundan dolayı istiyorum: önerilerle çıksın ki bunu bayağı bir insan görsün. Bence bu şekilde en azından biz elimizden geleni yapalım. Bundan sonrası da artık bir nevi şey gibi abi. Böyle buradan Nihat'ın tipi onunla bağlayacağım ama Allah'ın takdiri abi, olursa olur olmazsa olur. Ama geriye dönüp baktığımda elimden geleni yaptım diyeyim. Olmazsa da olmaz artık. Biz sonuç olarak rahat ederiz abi, iyi veya kötü anlamda. Ve bu da biten, dediğim gibi altını çiziyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Bu konuda görüşlerinizi, ya ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu sarıp sarıp tekrar izleyin. Siz de kendi görüşlerinizi bildirin. Twitch hakkında içerik üreteceğim bu arada. Yorum yazarsanız, benim çünkü pek bilgim yok. Hani yorumu da böyle açıklayıcı güzel bir yorum olsa sabitlerim. Ve bu saydığım içerik üreticilerin kanallarına da gidin, abone olun. Bu gözle bakıyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça bakın, böyle içimi döktüğüm samimi bir video oldu. Konusunda bayağı tartışmalı dediğim gibi. Beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.